Siz de bu ara abone olabilirsiniz isterseniz yani. Yazık. Kız 50 bin olamadı hala. Yazık, günah. Biraz sevap kazanırsınız yani. Bedavadan sevap yani. Biraz aşağılara abone olabasın yani. Çok bir şey istiyoruz. Merhaba efendim. Önceki kanalı Mavi programımıza hoş geldiniz. Masaya yatanlarda bu ay ne oldu? Hemen koşarak sizinle geliyoruz. Yine çok olaylı bir ay. Nasılsın Öykü? Her gün görüşmüyormuşuz gibi bana bunu sorma. Nasılsın Öykü? İyiyim aşkım, sen nasılsın? İyiyim. Türkiye'nin bu hali. Dünyanın bu hali. Ama? Çivisi çıkmış. Çıkmış. Bomba gibi olaylarla geliyoruz. Ve burada masada bugün lahana turşumuz var ve manda yoğurdumuz var. Manda yoğurdu denetiyorum Özgür'e. Manda yuva yapmış. Hayır. Tamam. Bir önce Özgür'e yoğurt koyayım, yoksa bu bebek almayacak çünkü. Tamam. Sana... Koklayabilir miyim? Hayır. Manda yoğurdu köyden mi geldi? Ebesin nikahı marketten. İşte bizim... Kıyara bak ya. Aa, köy. Köy geldi. Ne alaka? Siz de çok isterseniz bu arada. Neyi? Lütfen efendim benim kanalıma ve Özgür'ün kanalına abone olmayı unutmayın. Ben 40 hedefliyorum. Özgür Bey'de 100. 10 oldu mu? Ben yanlış manifest yaptım, inanmak istiyorum. Bu hafta ne olaylar oldu? Öncelikle Eurovision'dan başlayalım. Everywhere that I can. Doğru. Sertem Mami'miz Eurovision'da çıktı. Bütün ülkecek tüylerimiz tiken tiken oldu diyebilir miyiz? Zaten. Geçmişte 1966'ya gittim. 1966'da çıkmadı Sertem Fener. 2001. Abartma. Kaçtı? Tarihim ama 66 olmadığını biliyorum. Abart. Sertem Mami'nin görüntüsü Eurovision Reels'larından ikinci en fazla izlenen Reels olmuş bütün kesitlerden. Çünkü olay bir andı. Ve bütün komşu ülkelerimiz bile Turkey comeback dediler bize kibarca. Bence comebacklemeyelim. Bu puan sistemiyle ben çok üzüldüm. Favorim kazanmadı mı? Favorim kazandı. Ama bildiğimiz Eurovision. Evet yani. Her zamanki olayları. Puanlar puanları şey yapıyorum. Benim bilincim kazandı. Ben Nemo'yu istiyordum. Sen kim istiyordun? Ben bir tane Devil kadın vardı ya. Devil kadın kim ya? İrlanda. Abart. Adama böyle şey yapıyordum. Benim üçüncümdü. Sen Fransa'da katı kutur neyin ya? Turşu ha. Hollanda'nın elenmesi haksızlıktı. Malum ülkenin de girmesi haksızlıktı. Ama benim birincim kazandı. Fransa'da ikincim de Fransa geri düştü. Belki Sertep Mami'nin dansçılarını da getirseydi. Evet, niye tekti? Bütçe mi yetmedi? Eurovision'un vardır bütçesi. Bütün katılan eski yarışmacılar hep tekti gibi gördüm ben. Hiç hayır. Öyle mi? Vardı. Pardon, özür dilerim. Şey vardı. Hatırlayamayacağım şimdi. Vardı. Verdiğim bilgiye sokayım. Vardı. Bu Eurovision'la beraber bir bloklama partisi başladı efendim. Onu da kısaca Allah tutmayalım. Allah Allah, bu neler oluyor? Haklı bir gerekçeyle. Evet. Bir dakika. Bir an bir ekrana baktım, biliyor musun? Çok sinir bozucu gözüküyorduk. Eurovision'da sanatçıların Gazze'ye olan destekleri bayağı bir sansürlendi. Ki bence bu çok hatalı bir duruştu. Üstüne de bunun hakkında hiç konuşmayan ünlülere blok partisi başladı. Ve amaç şu, mesela Kardashian'lara falan blok gelsin ki onların algoritması düşsün ve para kazanmaları etkilensin diye. Böyle bir furya başladı. Ve evet, bence de haklı bir furyaydı. Tabii. Bir de bunun benzeri şey olayı var. Tabii ki benzer olamaz yani. Ama Kan gecesinin TikTok sponsorluğunda gerçekleşmesi, TikTok'un Avrupa'dan silinmesi. Anladın mı tezatlığı? Amerika'dan gitmiyor mu? Hı-hı. Ama bu yıl onlar sponsor. Yani ve daha... Ve TikTok sponsor. Böyle bir... Amerika'dan gidip gitmeyeceği belli değil. Emin misin kız? Yok diye biliyorum. Öyle mi? Ben bizim ülkemizin başına böyle şeyler gelir sanıyordum. YouTube falan gider sanıyordum. YouTube gider ne yaparız lan? Ama başka skillerimiz de var elhamdülillah. Niye öyle dedin? Özlerim ya. İzlemeyi özlerim. Bizim için demedim. YouTube izlemeyi özlerim. YouTube'da kimleri izliyorsun bu ara? Yabancı podcastları izlediğim için söylemiyorum. Ama çok izlediğim bir Ne Oluyor Ya var, bir Jiklet var. Ben de Orkun mu Orkun'un tarzı güzel bir şey izliyorum. Ben de Barış güzel bir şey paylaşırsa izliyorum. Barış Zorba. Ya o zaman Kan'dan demeyelim dedim. Efendim Kan'la bu sene... Bir biz gitmedik. Ben hep senin haberlerini bölüyorum aşkım ama... Haberleri biliyor ama benim için yeterli. Biliyorum bu sefer birazcık. Hani gurur duyuyorum. Bir biz gitmedik. Doğru. Niye gitmedik? Doğru. Çağırmamız mı gerekiyordu, bizim mi talepte bulunmamız? Çağırmamız gerekiyordu. Biz bir talepte bulunabilecek konumda değiliz. Gördüm. Mogdum'un falan yüzü olup gitmiş insanlar. Lan Pınar Deniz Magnum'un yüzü oldu ama koyayım. Bir zahmet olsun zaten. Pınar Deniz'in Magnum'un ilk fotoğrafı... Böyle beyaz bir tül giymişti ya topuzla. Beni sırtımdan bıçakladı çünkü o kadar güzel gözüküyordu ki. Sonraki kıyafetini daha az beğendim. Ama ilk tül, ben böyle şey oldum. Allah'ım dedim, Allah tanrım. Sen pembeliği mi daha az beğendin? Ben böyle kelebek gibi olanı daha az beğendim. Ha, ben onu çok beğendim. Allah'ım, hiçbir zevkimiz yine tutmuyor. Evet. Mor kelebek ben ikisine de 10 veririm. Çok güzeldi bence. Bir tane
Sıçma git. Üfleme ya. Tamam. Herhangi birinin şeker tükettiği de şekil şüpheli. Bir de giden influencerlar çok eleştirdi. İşte Cemalcan gitti, Zeynep diye bir kız gitmiş. Cansu gitmiş sanırım. Sibir'le Şükrü it kapı gibi yürüdüler bir takı sponsorunda falan. Ama mesela çok yakıştırdım. Bunu kendi videomu çektim. Orada da beyaz yorumlamıştım da. Gururlandığım bir yerden baktım. Helal olsun olarak baktım yani. Ne olursa olsun kana gidiyorsun kardeşim. Sıla'yı bir şekilde giyinmişsin. Oraya çağrılıyorsan bir şekilde gidiyorsan helal olsun derim yani. Yok o niye gitmiş, bu niye gitmiş demediğim bir taraftayım ilk defa. İlk defa yargılamadığım bir taraftayım. Gidip bok gibi giyinen biri olsa yine yargılardım. Ama hepsi bu bir temsil etmek değil tabii ki yani bir noktada. Ama bir Türk kızı, bir Türk oğlu olarak gitmek ve orada böyle bir kendini göstermek, bakın ben neler yapıyorum, bana çok havalı geldi. Türk oğlu. O kadar olsun. Güzel cümle kurdum ben. Çok iyi konuştun. Değil mi? Gurur duyuyorum. Şöyle düşünüyorum ben de. Gidip insanların TikTok'larına ya da Reels'larına altında sen ne alaka, sen niye gittin ki gibi yazmak bence çok kırıcı. Çünkü zaten çağrılıp gittiler. Kendi kafalarına göre gitmediler. TikTok sponsoru. Sponsoru TikTok. Yani düşünsene biri bana kana çağıracak. Tabii ki de götüme vurup giderim yani. Ama biri gelip de sen ne alakamın okuyun derse de üzülürüm tabii ki ya. O insanlar beliremiyor kimi gideceğini. Billie Eilish sanırım işte bu müzik ödüllerinde bir kadına kulağına fısıldayıp şöyle diyor. TikToker. Neden herkes TikToker falan diyor. Bili bile anlamamıştı müzik ödüllerinde. Ya olabilir yani. Evet. Sibille ben Şükrü çok yakıştırdım ama nedense normalde Şükrü daha hanımcı geliyordu. O fotoğraflarda Şükrü hiç hanımcı değildi. Daha böyle Sibil daha Şükrü'nün böyle tek bir fotoğrafını bile bulamadım ama doğru düzgün. Var. Hep yan yana gibi kendi geldi. Kendi istoşuna koymuş. Hayır koyabilir tabii ki ama bana ilk defa hani daha çok aşık olan Şükrü tarafı geliyor. Ben şimdi bir soru işaretine düştüm. Ya. Düştüm. Madilik yapmadım. Ama bir şey söyleyeceğim. Sevgilinle kana gidiyor. Daha büyük bir event var mı? Çok havalı. İnanılmaz havalı. Ama işte böyle sevgilimin de bana böyle olması cool lazım, köpek olmasını isterdim. Yani böyle belini sarsın. Aşık aşık gezmemizi isterdim. Sanırım benim beklentilerim çok yüksek. En azından gördüğüm videolarda o kadar yoktu. Siz varsa bana atın. Yine bir görevlendirildiniz ama aşkları. Hailey Bieber. Hamile. Yabancı basından küçük bir haber. Mercimeği fırına verenize. Verdi. Diye ben daha erken bekliyordum hamile. Evet abi. Ve de bir rivayete göre ikiz diyorlar. Doğru. Ama bu bir rivayet. Çarpı iki masraf yani. Onlara masraf koyar mı? Aşkım koyar. Evde 23 oda var. Birine öbürüne öbürüne öbürüne. Bu kadar paran olsa kaç çocuk yaparsın? Özgür ya. Hemen, aşkım. Hemen fakir fakir düşünemezsin niye? Ya. Niye? Ben mesela 5 tane yaparım. Sen 5 tane çocuk nerenle bakacaksın ya? Ben zengin olsan bile. Bakmayacağım ki aşkım. Aptal yine de bir mental olarak destek olman gerekiyor 5 çocuğa. Tüm ayrıldılar diyelim. Bu Hailey'e atıyorum 800 milyon lira ödüyor mu Justin? Niye ayrılsınlar oğlum? Ya senin, sen niye Selena fanı gibi burada şey yapıyorsun ya? Ayrılsınlar. Peki Selena fanları vefat mı? Bence artık vefat. Bir de senin Selena'nın sevgilisi var, Beni Blanco. Hatta çok şükür diye linç ettiler şimdi Beni Blanco'nun. Aa biliyorum. Röportajı çıktı ve Selena'ya ne kadar aşık olduğunu, ona ne kadar şey olduğunu herkes şu an geri döndü yani. Hemen de dönüyorsunuz yani. Ben başta soru işaretliydim ama gerçekten adamın karakteri inanılmaz tatlı. Öyle mi? İnanılmaz aşkım, tatlı. Aşkım, karakter inanılmaz tatlı olabilir mi? Selena Gomez'in beyefendinin dikini kafasına o fotoğraf. O Selena'nın hatası. Selena'm anlamı. Magazin de doğurdu. Selena'm anlık bir gaza gelmiş. Meşrubatların gazı ile. Sorun şu, hadi yaptın. Yani. Hadi yaptın, niye istoşa atıyorsun? Kötü bir pozda. Ki neydi uyaladı? Albümündeki şeyse. Isırdı. Neyse ne. Ya ben partide bunu yapsam da bir tık kendimden cringe olurdum. Aslında orasını ısırmaktan. Niye biliyorsun? Sana cringe olurdu. Evet olurdu. Hani belki şey, çatal böyle yapabilirdim oraya komik. Ama eğilip. O kadar da değil. Adam mı? Yok, istediğini yapsın da. Yani en azından Instagram'a attığında nasıl bir tepki geleceğini biliyor olman gerekiyor. Belki çok da sikimli değil, o kadar aşık ki. Bil demişken. Billie Eilish'in yeni albümü. Billie Eilish ve Phineas. Genius. Oh! Salak! Geçeceğim. Kelime oyunu ve İngilizce. Sen! Ay sen sponsorluk kokusun. Gerçek bir eser. Bu bir 10 şarkı değil, 20 şarkı. Uzun. Başta böyle ben 2,5 dakikalık şarkıları dinlemeye alışık olduğum için bir böyle wow oldum yani. Böyle bir dikkat bağlılıklığım geldi şarkılar arasında ama o kadar etkileyici prodüksiyon ve şey yapmışlar ki amına koymuşlar ortalığın. Matematiksel olarak her şarkının o an diyeceğimiz bir yeri var. Ve o anı bekliyorsun. Doğru. Bili bili bili. Az değilsin. Favorin? Bir iki tane söyle. Bir tanesi çok zor. Çımı çımı çınni. Çiriroriyi mi diyorsun? Çiriroriyi. Tamam benim de bu arada. Bir de Blue olan. Blue. Benim de bu ikisi artı. Ben olacağım ne var ya? Lemur. Lemur valiz kas gibi bir. Lemur valiz kas gibi bir şarkı var. Lütfen kimse bizi izlemesin.
Utanç içindeyim. Ne? Blue demeyi ben de bilirim hayatım. Zordu ama isimleri. Zordu. Zordu. Bağımlılık yapıyor. Kızda öyle bir şey var. Yetenekli biri. Bir de bir kadına yazdığı söyleniyor. Zannımda bir kadına evet, aitti. Falan. Zaten şu an sevgisi var. Çok cute. Evet. Bunlar bir iddia bile. Kadına yazmış lan için söyleniyor. Doğru. Efendim Yılmaz Mor bile telif. Anlatmak ister misin? Taşa düştüm. Böyle söylüyordu. Isla elemişti. Mert Demir Bey'in bireysel olarak bir savaş başlattığına inanmak istemiyorum. Şimdi laberler var biliyorsun. Bu laberler para için. Şirket demeye çalışıyor. Bunları kaldırmış olabilir. Bilmiyorum. Mert Bey kaldırmadıysa kaldırılmaz mıydı? Siz daha iyi bilirsiniz. Mert Demir eğer haklarını bir label'a sign ettiyse ve %100'ünü bütün haklarını oraya verdiyse evet label karar verir. Ama kendi tutuyorsa bilmiyorum bağımsız mı kendi karar verir. Ama sonrasında Yılmaz Morgül'ün ağlaması çok komik gitti benim. Bir öncekinde Mert Demir'e caka satıyordu işte o şarkı böyle söylemez böyle söylemez. Sonra bir kaydırıyorsun ve bana telif attı. Komik bir anda. Çok yani sen çok kötü söylüyorsun. Ben daha iyi söylerim deyip benim şarkımı YouTube'a koysa. Ben de modelik yapardım. Ya bir de Allah aşkına ya. Sen de sektördesin aşkım bir izin al. İzin al. Bu kadar yatırım yapmadan, stüdyolara girmeden, evet. insanlara çaldırmadan bir izin al aşkım. Gelecek planlar için söylüyorum. Başka kabullemek istediğim bir şey olursa. Bence küstümüz ya artık. İyi. Aaaa! Mapuslara mı düşüyoruz? İddia. Bütün program bir iddia. Elime yoğurta. Bizim geç bir programımız adı bu olsaydı. Bu bir iddia. İddiadır. İlk ben Twitter'da bir tane video gördüm. Pembe Hanım'la. Söz kesme. Nilay Hanım. Bir röportaj veriyor. Pembe Hanım ne derse Nilay Hanım tekrar mı ediyor? Pembe yapalım mı anlamaları için? Ne yapmışlar? İşte bizim yönetmenimiz bunu çok istemişti. Istemişti bu ve biz de çok emekle çalıştık. Bol emek yani. Özellikle emek her kostümcümüz başı. Çok çalıştı. Kostümümüz çok iyi. Senaryomuz çok senaryo iyiydi. Senaryo fena değil. Evet, kameralar iyi, bizi iyi. Çekti. Kameralar hep güzel ama bak hep haklısın. En sonunda kanacağız dönüp gülüyor. Hani böyle çok hafifte sinirleri bozuyor bence yani. Çünkü ağzını çok... affedersin sus yani. Yaparsın yani. Ona size değil de. Ben böyle şey yaparım. Kardeş sen konuş ben... Kaçıyor diye bir derdi uğraşılmaz belli. Sonra da belirli haberler çıktı. Bir baskın esnasında, yasaklı madde konusunda. Mütevellit. Mütevellitten falanlar filanlar. Bir baskın sırasında kendisi de baskına uğruyor. Ya ve baskın basının gibi mıdır? Bir ibisine. Belirli konuşmaları çıkıyor işte bana eski fiyattan olsun. Daha ucuza ver diyor. Gibi bir taksi gibi. Sonra gibi oluyor bir şeyler. Ama serbest bırakılıyor. Muş. Güya diyebiliyor dendi. Dizideki akıbeti ne olacağı belli değil. Bir taraf diyor ki bir taraf diyor ki eski fiyattan ver. Bir taraf diyor ki eller arkaya. Bir taraf diyor ki annesi nedeniyle çıkarmazlar projeden. Öbür tarafta diyor ki hızlı bir şekilde projeden çıkarması bye gerekiyor. Bay bay diyor. Benzer bir senaryo kalbinize bayılıyor. Ya bu hikayeler sanatçıların başına geliyor. Yani bunu farkında mısın? Hayır sanatçıların ki magazine düşüyor. Biz burada sadece bilgi aktarıcı olalım. Okay, pası bana verip elimde geleyim geldi pardon yine geliyordum. Yüzüme geliyordun sen de. Küçük bir tavuk attım ağzına ne yapayım? Kalbende beni rahatsız eden tek bir şey vardı. Çünkü bu görüntüler çok hızlı bir şekilde magazine sızdı. Evet. Bir de orada bir olay varmış. Ne? Bir iddiaya göre ne? Arkadaşı şantaj yapmış buna. Demiş ki. Galiba ne? Hı. İçinde kullanırken bir videosu varmış. Demiş ki bana para ver yoksa bunu sızdırırım demiş. Vermemiş ve sızdırmış. Herkes diyor ki arkadaşına beni göremezsin bu dönemde. Peki gerçekten bilmediğim için soruyorum. Evinden çıkan şeyler gerçekten kötü şeyler mi? Anladığım kadarıyla cahilime verin. Hiç alakam olmayan konular. Sadece kullanım kadar varmış. Aslında bir satış gibi miktarı yokmuş gibi anladım ben. Çünkü öyle şeylerde sanıyorum yine bilmediğim bir yer ama fazla varsa problem oluyor. Almak değil, vermekse sorun oluyormuş bu hikayelerde. Almak da bir sorundur hani. Almak da sorun. Ama evet. Vermek çarpı 5 falan sorunmuş diye ben anladım bu hikayede. Vermediği için. Belki. Bilmiyorum. Ben öyle algıladım haberden. Yargılamıyorum ama... Anadır kötülüklerin bir noktada diye düşünüyorum. Devam edeyim mi? Lütfen. Daha lütfen. Safe bir konuya devam ediyorum. Yok ki TR'de ne safe konu mu var da? Safe bir konu var. Kim biliyor musun? Erdoğan Bey. Bizim safe place'imiz. Efendim geçen gün stüdyoda biz Tuğkan Bey'e düştük topluca. Ama yani Özgür, Onat, Aslı, ben yani genel olarak Tuğkan Bey'e bir düşüş yaşandı. Fotoğrafını mı gördük? Bir tane içeriğini mi gördük? Hatırlamıyorum şimdi. Topluca dedik ki Allah'ım dedik ya ne kadar samimi, ne kadar bizden biri. Sonra dedik ki keşke dedik bizim toksiye gelse konuk dedik. Konuk gelse dedik. Ben dedim. Sen dedin ki siksen gelmez dedin. Erayin Bey. Ben ortakla tanıdık bulmaya çalışıyorum Instagram'dan. Hani hep ikimizin de ortak takip ettiği. Açma mesela ortak tanıdıklarını şimdi konuşturma beni. Neyse. Özgür diyor ki siksen görmez. Zaten gelmez. Değil mi? De moralimin içine sıçtı yani. Şimdi bak şöyle şeyler gördüm. Erayin Bey X kişisi takip ediyor. TR'nin en ünlü isimlerinden. Sus. Erayin Bey geri dön.
Slavery. Dönmemiş. Slavery. Dedim yahu yarabbi yani bizi gör dedim. Slavery. İşte biz orada dedik bizden biri. Biz iki saniyede gidiyoruz. Gelecek mi? Geri döndük. Gelecek mi? Seslenelim. Biz kadın Twitch konuk olarak P. Queen hanımefendiye aşığız. Onu çok ister. Beyefendi olarak da Ezra'in Bey. Bu isimlere darlayalım arkadaşlar. DM'den sapıkmışız gibi yazalım. Özgür moralimi bozdu. Hayır. Görmez dedi. Lütfen. Salak sanki yayınlama teklif ettim. Bir, programa gelsin diye evet. Rica bir elin nesi var? Kaç bin eliz burada? Çok bin eliz. 30 bin takipçi olsa 60 bin el. Doğru. Herkes 1 lira verse. Tamam. Galatasaraylı basketbol oyuncusu bir tarafını tuttu. Özgür anlatacak evet. Diye bir not almışım. Ben de tam detayına inan ki hakim olmak istemiyorum zaten bu olayın detaylarına. Eda Ece'nin eşi imiş bu beyefendi. Orasını tutan. Bir sanırım maçta bir problem olmuş karşılıklı. Bu beyefendi de nah dermişçesine oralarını böyle tutma eventini gerçekleştirmiş diye ben gördüm. Gördüklerimi şu an söylüyorum bunlar ve iddia. Bir tık ayıp olmuş tabii ama haberlerinde Eda Ece'nin eşi olarak yazılmasından hoşnut değilim ne olursa olsun o bir Eda Ece sporcu. Ha yok sporcu. Gibi bir yer. Tam da bizim yapacağımız bir. Tam diyecektim ki insanın bazen duyguları kabarınca bazı şeyleri de kabarabilir. Hayır! İnsanın bazen duyguları kabarınca kameraların varlığını unutuyor yani böyle anlık bir şeyle yine ayıp tabii ki yani ben dışarıda. Bir de adrenalin var ya. İşte ya şimdi ben erkek olmadığım için oramda hiçbir alakam yok. İnsanın bazen basireti bağlanıyor. Devam ediyorum. Arkanızdayım. Adınızı belirmiyorum. Adı ne acaba? Sen söyledin. Eda Ece'nin eşi. Oyunculardan devam edelim efendim. Arda Güler Avrupa namına koyuyor. Futbolla bir sikim alakam yok. Şok şok şok. Takım bile bilmem. Benim için tek yabancı takım bildiğim Barça'dır. Arda Güler teenage olan yeni transferimiz. Real Madrid sanırım. Neyse benim tek bildiğim Barça Neymar'dır. Ne var ya? Beş, bir haber anlatacağım. 10 kere içine girdin. Beş, benim kadar turşu. 5 tane atmış golü. Aferin sana. 5 gol atmış. Doğru. Bu hafta ne oldu sana? Ben çalıştım. Dersime çalıştım. Çünkü bu ayın olayları kriminal falan ya. Lazım ilgimi çekti yani. Tamam, her hafta kriminal olay lazım çocuğa. Helal olsun Arda Güler. En hızlı 5 gol atan oyuncu olmuş bütün Real Madrid tarihinde gibi alınan. En hızlı mı demek? Yani en kısa sürede. Atıyorum 300 dakika oynatmışlar. Top düşüyor hemen atmış. Nasıl yani? Belirli bir süre oyuna giriyor ya. 90 dakika değil mi? Hayır aşkım hiçbir futbolcuyu 90'ın 90'ına ben bile daha çok şey biliyorum sana. Hani ya da kulübeye çıkıyor giriyor çıkıyor ya zaten bir süre oynatmamış Arda Güler'e. Şimdi yavaş yavaş almaya başlıyor. Teenage diye mi? Ne bileyim ya ben. Hayır bir sakatlık yaşamı sanırım. Ya bak aptal aptal konuşuyorsun bizi kesin linçleyecekler altta bilmiyorum futbol. Doğru doğru bilmiyorum. Tamam. Ben de bilmiyorum. Bilmek zorunda değilim ki ya. Oy! 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 Pardon hayatım evet bilmek zorunda değiliz. 5 gol atmış. Bunu bilsek kafi. Kafi. Twitter'da yazılıyor bunlar. Böyle başarılı genç insanları ülkemizden kopmuş. Bayılıyorum. Bayılıyorum ya. Bayılıyorum. Keşke hep böyle güzel haberler uyansak ama 1000 haberin içinde bir tane iyi haber oluyor. Onu da alıp buraya koydum. Evet. Ayrıca Güler'in bir tane arabadayken bir tane kız yanına gidip "Do you wanna fuck me?" demesi dediğin anı gördün mü? Ya. Video var. Bunu izle eve gidince. Benim bildiğim kadarıyla aile dumpının içine sevgilisini koymuş. Herkes diyor ki adam diyor. Daha 18 yaşından beri adam yani. Adam. 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 İşte böyle. Sonra da Arda da diyor ki no. Çizgini hiç bozma şu an. Hanımcı git hanımcı gel. Bir şey bir siktir. 5 gol atmış. Bir değil. Anne Güler şurada sokaktan gelse tanır mısın? Ben tanırım mesela. Çünkü ben IQ sürekli. Alıcı gözle bakarsın. Yeah! Bak bakış var, bakış var. Alıcı var, verici var. Çok başarılı biri. Gurur duyuyoruz. Proud. Evet, bir tane TikTok efendim viral oldu Twitter'da. Kızılcık Şerbeti oyuncularının sete girerken gibi şeyini insanlar TikTok atmış. TikTok'un Twitter'a geçiş olmuş. İşte totalde 4-5 oyuncu falan giriyor. Herkes diyor ki ya bunlar gerçekten kendi karakterini mi yaşıyor? Sen gördün mü o TikTok'u? Bak burada patladı. Burada patladı. Hemen anlatıyorum efendim. O bir tane bir malikanesi. Şato. Abartma. Yalı. Şato. Avrupa'da mı yaşıyoruz biz? Tamam. Yalı var ya, beyaz yalı. Var var. Şu şeyin yuvarlandığı. Onun otoparkında arabalılara giriyor. Önce Özge Hanım giriyor. Özge Hanım kim? Fatih'in yeni eşi. Okay. Suratında sert bir ifadeyle giriyor. Birini dava etmiş ona laf ettiği için. O yüzden laf edemiyorum. Özge Hanım. Kimseye selam vermiyor. Biz yani. Ya ben o kadar biz yok, konuşuyoruz dışarıda ya. Yok selam veririz ama tek başımıza bir yere giriyorsak böyle hayır ama fanlar yani. Böyle telefonla bekliyor. Böyle bir şakın da içeri giriyor. Böyle...
Belki herkesi sarıladım. Boz devirdim ben hep. Sırada Fatih Bey var. Fatih Bey neredeyse bir pijama donuyla geliyor efendim. Kareli petibör pijama donuyla. Bu da biz bile orada. Kapa çeneni artık, tamam. Kıyafetlerimiz bile pijama donu değil. Şurada birbirimizi görüyoruz onlar ama pijama ile gelmiyoruz. Gelmiyoruz. Bile. Saygımızdan. Aşkım ama ne yollar geliyoruz. Doğru. Beni yüz binlerce insan görüyor yolda aşkım. Aa unutturdum. Fatih donuyla Bey donla geldi. Pijama donuyla. Ve o da hiç kimseye selam vermiyor. Herkes demiş ki gerçekten bununla mı geldin sete? Sonra Feyza Hanım geliyor. Feyza'nın kapısını açmıyor. Yani arkasına kapıyor. O da böyle çantasını atıp kıvıra kıvıra yürüyor. Kimseye selam vermiyor. Selam veren kim? Ha bizim o Sünepe çocuk. Mustafa! Sünepe değil o. Rolü olarak. Gerçekten Mustafa'ymış beyefendi. Aa. Hepsiyle tek tek konuşuyor, sarılıyor, fotoğraf çektiriyor. En tatlı da oydu videoda. Ay. Bu da önemli bir bilgiydi. Sen bir sete giriyorsun. Yıldızsın. 1 milyon takipçin var. Yıldızım? Starım. Star mentalitane bölümünüz. Ay. Geldi efendim size bir araba. Arabanın arkasına oturuyorsun. Limuzin. Önce kapıyı açıyor musun? Hayır. Ya Özge! Ben açıyorum. Açıyor muyum? Tamam. Ben sen açmadın. Bir geldi bir set görevlisi. Hani Feyza'cığım inin de ne yaptılar? Sağ ol hayat. Sonra, açma. Tamam. Yürüyorum. Fanlarla konuşma falan yok mu? Ha yok, uzaktan kraliçe gibi el sallıyorsun. Ama işime gidiyorum aşkım. Ama yine de bir konuşuyorsun bir 5 dakika be. Senin götünün kalkacak belli. Senin. Aşkım. Senin götünün kalkacak %100 belli. Ama işim bak ben sabah 6'da kalkmışım. İşime gidiyorsam. Sabah 6 abartmanın saati bilmiyoruz. Bir böyle toplu selfie yapmak. Valla ben gelenlere fotoğraf çektiririm. Herkes böyle ayakta durmuş şeyle ha, bekliyor yani. Ha telefonla mı bekleniyor? Evet. Ha ben öyle sadece yoldan geçenler falan. Hayır ya fanlar gitmiş telefonuyla bekliyor ya o ayakta. O zaman tabii birkaç tanesini yazından çekiyor. Yes! Aşkım şimdi 1000 kişi bekliyorsa nasıl çektirdin sabah? Ben çektirdim. Kesime geç kalırdım ve laf yerdim. Aşkım sette sen 5 dakika geç kalanını derlerler. Ama ayıp. Sana büyük ayıp yaparlar geç kalırsan. Tamam ben sonra onu şey yaparım, çözerim. Hayır atıyorum çok erken gitmişsen ve işim yoksa tabii ki. Yani. Hiç inanmadım o kızın. Niye? Diye. Egom şey olur. Egom yükselir daha büyük bir oynarım. O arası senin egonla alakalı. O arada insanlarla etkileşim ve iletişim kurmak önemli. Senin ben ünlü olmayayım. Ben ünlü olmayayım. Uzaya arşa kadar götün çıkacak. Ben hissettim. Çıksın ya. Hak ediyorum artık. Götüm de arşa çıksın. Tamam. Sizin de çıksın. Mm-mm. Arşa hak ediyoruz bu götler. Yok. Ya çıksın. Küçük çaplı büyümek daha iyi. Büyük kitlelere mal olunca çok zor oluyor, kötü oluyor. Aşkım. Tamam. Konuşturma beni. Tamam canım. Ben çatalımızı sokabiliyor muyuz? Ben çatalımı tersiyle aldım. Efendim son iki haberimize geliyoruz. Bir tane exclusive haberimiz var. Öyle bir mi? Tane de bize özel. Hmm. Dan dan dan. Biz patlatıyoruz. Bir de Özgür'ün beynini yakacak bir şey söyleyeceğim. Hayır hayır. Öyle bir şey değil. Yorum matematik almak için. Hayır hayır. Tamam. Ne alaka? En büyük korkum. Sen niye matematik sorusu sorayım? Ben çıkaramıyorum ya. Hepsi birbirine bağlı. Ben senin için çıkarayım size. Ay bu arkasını da yaladım. Bir oraya sokamam bir daha. Exclusive haberimize geliyoruz efendim. Biz geçen hafta bir auditörüne gittik. Şimdi auditörünün arkası perdesi aa, açılsın. Gördüğümüz gerçekten. Ünlüleri anlatalım. İlk gördüğümüz ünlü Hakan. Kimler geldi, kimler geçti ki Hakan Bey? Kuala. Kimler geldi, kimler geçti ki Hakan Bey? Yakışıklı olan işte. O adam. Çok yakışıklıydı. Çok. Da böyle minnoş bir konuşma yaptı. Gerçekten de içi dışı birbiri gibi gözüküyordu uzaktan. Yakınlığını bilemeyiz daha. Yakınlığına gitmedik. Biz slay bir şekilde yerimizde oturduk. Keyifliydi. Sonra, güzeldi. Sonra efendim Hayko abimizi gördük arkada. Hayko abi arkamızda oturuyordu. Hayko abinin yanına gitsek ve bölüme çağırsak mı diye bir münazara. Münazara yaptık. Sonra dedi ki utandık. Biz Aslı'yla kendimiz utandık. Onu attı maşallah. Bıraksak hemen giderdi. Utanmaz biri o. Hayır yani cesur. Doğru ama en aramızdaki Atiko. Tabii. O yüzden Hayko abiye gidemedik. Hayko abi. Ben görmedim bile Hayko'yu. Ben öyle bir yerdeyim. Kız arkada oturuyordu. Dönmedim arkama. Neyse ben kendisine ne oluyor yanlı videolarından çok seviyordum. Yani sana çıkışlarını bıraktım. Normal kişini de çok seviyordum. Ne görüyorsun ya? Ben evet. Bir şey anlatıyorum. Ama ne oluyor yani var oldu bu adam. O anlamda değil. Adamı kendi kişinin ne oluyor ya da gördüm. Hep sanatçı ve sahnede yani. Doğru. Bir şey maddeyi alacaksın. Aradım da bulamadım. Sonra efendim Kızılcık Şerbeti'ndeki Gökhan'ı gördük. Çimen'in kocası. Artık eski. Ex-kocası. Kapatan var ya onu o. Kendisi yükselen oyuncu. Yıldız. Yıldız mı? Öyle bir şey almıştı. Aa evet bir de ilk ödülüymüş. O kadar tatlı bir konuşma yaptı çok ki. Çok tatlı bir konuşma evet. Yaptı. Geç başladığını ama hayallerinin peşine gittiğini falan anlattı. Gerçekten çok iyi biri. Çok rolüyle iyi biri. Alakası yok. Yok. Niye olsun bilmiyorum ama hiç yok. Sonra Onat Bey gitmiş tuvalette adamı kıstırmış. Sıkıştırmış köşelere. Şaka yapayım. O da helaldeyken Onat Bey de helaldeymiş. Helalda. Ondan sonra elleri ıslakken tokalaşamamışlar. Böyle cute bir an yaşamışlar. Bir tane tatlı olmayan biri vardı onu söylemeyeceğim. Hangisi? Aa. Sude vardı çok tatlı. Sude de sağ olsun bir tane story paylaşmış biz hep beraber oturduk onunla. Ağzında kocaman su damlası. Sude'm söyleseydin onu yutardım da öyle çıkardım fotoğrafta aşkım. O da çok tatlıydı. Bir de şeyi gördük. Kimi gördük? Ben de yok farkındaysan. Sen orada ben orada yokmuş uçasına. Bahar yollamış bir video. Ha, tek üzgün olduğum şey. Demet Egar en iyi katını almış. Neredesiniz? En iyi katını mı almış? En iyi katını almış. Ha Gökhan Türkmen'i gördük onu söyleyecektim. Aa evet çok
tatlıydı. Aslan'ın kendisi Bruno Mars'a benzetti. Çok slay bir kredit vardı. Ben daha kimi görelim? Gördüğümüz isimler hepsi kar. Ama en iyi biz. Abartma. Ya of ya, ben biraz şey olmak istiyorum. Biraz. Neyse biz de ödül aldık. Teşekkür ediyoruz Efe Lisesi'ne bu arada. Sonra ben Demet Evgar'ın çok üzüldüm. Video yollamış. Thank you videosu. Katılamamış ama kesin kadın yeni anne ve seti var ama çok üzüldüm ben. Evet. Demet Hanım'ı orada görsek yanına. Sırtını atlardım. Atlamazdım. Evet. Ben gidip sarılırdım. Derdim ki stüdyoya gelene kadar Demet aşkım. Yoktu ben buradan burada. Hareket etmiyorum. Hala oradaymışım ben. Bizimle bir bölüm çekene kadar buradan hareket etmiyorum. Tehditle mi? Çok sevdiğim için. Demet Hanım'ı da görseydik o günüm tam olurdu. Ya çok güzel olurdu. Çok güzel olurdu. Sad. But true. Ya ben bu İngilizce ama bölümdeki. İnanılmazsın sen ya. Final haberimize geliyoruz. Özgür'ün beynini yakacak Twitter'da gördüğüm bir final haberiyle geliyorum. Bir çift. Tamam, biri kadın bir erkek mi? Yabancı bir çift. Tüp bebek yöntemiyle çocuk doğuruyorlar. Bir tane bebek çıkıyor. Tamam. Sonra bu bebeğin birebir ikizini kadın 15 sene sonra kullanmaya karar veriyor. İkizi 15 sene sonra doğuyor ama birebir tipi aynı ve kız kendi ikizine 15 yıl önceden abla oluyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir daha anlatayım mı? Bir daha anlatayım mı? Şimdi o anladım. Senin bir ikizin var. Tüp bebek ne? Embriyo falan dışarıda döllüp koyuyorlar tamam. Ya. Tamam ama o dölün... Embriyolar dışarıda spermin... yaşayabiliyor. Tek yumurta ikizin var. Onu birini koyuyorlar. Şimdi bir yerde bir sperm duruyor. Bu spermi kadına enjekte ediyorlar. Hayır! Böyle anlat. Öyle bir şey değil ya. Sen böyle mi biliyordun? Tüm bebek tam olarak nedir? Okey, anlatıyorum. Erkekten sperm almak kolay. Zaten. Evet, sahip oldu. Erkek için olay tamam, evet. Sıkıntı kadında. Kadından hormon veriyorlar. Bir ay atıyorum. Kana mı? Ne? Ya ben bütün detaylarını öğrenmedim. Kanına mı veriyorlar? Ya kadın iğne oluyor işte bir tarafına. Tamam, tamam. Kana hormon ne bileyim ben? Hayır yani, okey. Sonra kadının yumurtalıkları pıtı 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 pıtı. Gelme. Kadının yumurtalıklarını bir prosedürle... Peki verdikleri hormon adamın bir şeyi değil mi? Ne? Östrojen veriyorlardır herhalde yumurtaları. Tamam. Bereketli anladım, olsun, bol anladım olsun buraya kadar. Sonra bir enjeksiyonla yumurtaları alıyorlar. Atıyorum sağlam 5-8 yumurta. Boş yumurta. Yumurtanın içi boş. Boş tabii ki. Tamam. Atıyorum 8 yumurtadan 5'i için iyi not çıkıyor. Elimizde var 5 yumurta. Tamam. Spermle onu... Ama sayısala girdim biraz. Tamam, sıkıntı yok. Çok bak. 5 yumurta diyorum var. Ya, en küçük sayılardan biri. Bir elin parmağı kadar. 3'ü gitti çöp. Bununla mı 3 çöp? Hayır. Ha, tamam. 8 yumurta vardı 3'ü çöp. Tamam. Bu kadar yumurtamız var. Evet. Hepsine sperm enjekte ediyorlar. Bu arada bir yöntem olarak bu yumurtaları saklayabiliyorsun ama daha sağlıklı olan bu yöntem. 5 yumurtaya sperm enjekte ediyorlar. Artık bunlar embriyo haline geliyor. Küçük bebeler. İçinde bebe olma ihtimali olan... Embriyolar. Yumurta parçacıkları. Embriyolar. Umarım yanlış anlatmıyorum ha, rezil olurum ha. Tamam, devam edelim. Kadar anlatıyorum ben. Ne dersen de inanacağım şu an. Desen ki bunlar canavar oluyor, inanacağım şu an. Bunu buna vurduruyorlar. Bu bunu yiyor. Bu bunu yiyormuş. En sona kalan kazanıyor. İyiyim buraya kadar bu arada, anladım. Şimdi buna 5 verdiler ya. 5. Biri gitti, biri başarısız oldu. 4, öldü. Tamam. Sırayla şimdi atıyorum kadın erkek, kadın erkek. Cinsiyetlerini bir kadar belirleyebiliyor musun? Artık böyle bir teknoloji varmış. 4 böyle tutulmaz ki, niye böyle elim acıdı çünkü bir noktada. Niye böyle yapmıyorum dedim. Tamam, 4. Anneye geliyorlar, diyorlar ki biz bu ikisini koyalım. Ama ikiz olma ihtimali de var ama olmama ihtimali de var. Bu ikisini alıyorlar, annenin rahmine yerleştiriyorlar. Rahim de bu ikisi. Oldu, bu ikisi tutunamadı. Bebekler gidiyor. Geriye kaldı 2 tane embriyo. Bunları yerleştiriyorlar. Son akları mı? En kötü bir tedaviye daha giriyor. Bizim ikizimiz var, bunlar ikiz. Hayatım, siz söyleyeceğim nasıl ikiz olabilir? O zaman 500 de mi çıkabilirdi? Tabii. 300, 400 ben öyle biliyorum. Korkunç. Tamam. Allah vermesin. 500'ü de koymazlar. Nereye taşıyacağım 500'ü ben? Doğru. Şimdi burada bizim ikizimiz var. Aynı yumurtadan 2 tane bilmem ne. Kadın diyor ki ben diyor bunu bu sene kullanayım, bunu da 15 sene sonra kullanayım. Bunu dondurabiliyorsun çünkü. Çok kötü bir kimya, biyoloji dersi gibi değil mi? Biz iki hoca anlatıyormuşuz gibi. Asla. Şimdi arkadaşlar bu iki embriyo var. Ben şu an fikir yürütüyorum. Tamam. Kadın diyor ki ben bunu şimdi kullanayım, bunu 15 sene sonra kullanayım. Bu doğdu. Bunu koydular, tuttu bu. Bu gitti. Bunu da donduruyorlar. Dolaba attılar. Dolaba attılar. Geri kapattılar buzdolabını. Bu 15 sene boyunca kız büyüyor. Artık genç kız oluyor. Sonra kadın diyor ki ben o dolaptaki var ya onu da kullanayım diyor. Ya bu ne böyle ya? Stok yapmış stok kadın. Stok yapıyorlar. Ama bir de aynı bebek. İkiz yani. Onu koyuyorlar. Kadın onu doğuruyor ve düşünsene kendi tipinin birebir aynı olan bir ikizi 15 sene geriden abalık ediyorsun. Black yani, Mirror gibi bir bölüm. Şey gibi. Black Mirror. Öyle bir şey olmasını ister miydin? Düşünüyorum. Bir tane daha Özgür Hoğan doğacak şu anda. Tipi birebir sen. Peki hayır, büyük olmak mı kötü, küçük olmak mı kötü onu sorguluyorum içimde. Büyük olmak daha kötü. Düşünsene küçük bir insanın birebir sana benzer bir insanın büyüdüğünü görüyorsun. Ve aynı anda aslında doğmanız gerekiyordu. Benim bir beynim sikilirdi bu olaya. Ama küçük olanda da yani ben neye benzeyeceğimi görüyorum ve bu çok iyi bir şey olmayabilir. Doğru. Doğru. Çok kötü.
Ama atıyorum da kırışmışsa krem sürüyorum. Çok kırışmışsam yani. 15 yaşında ne yakışacaksın? Maksim nasıl gibi aptal bu ders çalışmıyor ben daha zeki olayım. O mesela 35'e geldin o 25 olacak hemen enjekte edebilir kendine bir şeyler. 35'te çürümeyeyim diye. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Önleyici botoks 32'de başlıyormuş. Anlasın ama ölelim. 32 çok geç. 29 yaşındayım ben. Kırıştın mı şu an? Hiç botoksun yok mu? Hiç. Var mı amına koyayım? Bak kaşımda her yerin. Benim kadar mimik yapamıyorum. Salak. Aa, sen de yok olunca... ama kırışmıyorsun. Sağ ol. Biraz genetik işte. Benim annem de zor geç kırışmış. Hangimiz daha yaşlı gözüküyoruz? İğrenç bir segme. Biraz genetik, biraz bakım, biraz şey. DNA. Ben henüz kırışmadım. Botoksum da yok çok şükür Allah'ıma. Kırışmak da güzel bir şey. Yaş aldığının göstergesi. Kız bir şey söyleyeyim mi? He. Botoks alınca hiçbir mimiği anlatamıyorsa ben ne yapacağım? Yok aşkım ben de kızarım sana. Lütfen sana kızacağım böyle yapacağım. Özgür. Kızsana oraya. Özgür. Ay çok kötü bir şey çok yüzünü kötü. Hareket ettirememek. Çok şükür elhamdülillah. Bu ne? Oo, her şeyi biraz hareket ettirebiliyoruz elhamdülillah. Kapatalım mı? Çok sıcak oldu. Bir terledim. Ter bastı bana. İyi. Teşekkür ederiz. Buraya kadar izlediyseniz helal olsun size. Öpüyoruz sizi. Özgün kanalına abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Başka bir cuma, başka bir şeyde görüşmek üzere efendim. Niye cuma dedin ki çarşambaları? Kamil. Geri alıyorum. Başka bir çarşamba. Görüşmek üzere. Nasıl yetiştireyim ben bunu kurgusuna? Allah kolaylık versin. Hemen kalk. Kalk. Peki kişi. Dön bak ne haldesin? Bensiz kalınca sürünür en diptesin ve bunu sen istedin. Seni benim gibi kimse sevemez dedin. Sevmesin zaten normal değil. Kusursuz aşk hak ettiğim kendim.